Hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Geçtiğimiz günlerde Andrei Karpati büyük dil modelleri hakkında önemli bir video yayınladı. Bu video ChatGPT, Google Bard, Cloud gibi büyük dil modellerinin nasıl ortaya çıktığını, hangi aşamalardan geçtiğini ve en önemlisi nasıl eğitildiği hakkında temel bilgiler içeriyordu. Bu arada Andrei Karpati kim ona daha sonra geleceğim. Ben ise Karpati'nin anlatmış olduğu bilgileri sizlere basit ve özet halinde sunmak istiyorum çok fazla teknik terim olduğu için sıkılmamanız adına bu içeriği bir video serisi halinde yapacağım. Elimden geldiğince çeşitli görseller ve ilgi çekici şekiller kullanarak sizlere bu olayı basitçe anlatmaya çalışacağım. Eğer yapay zeka ile ilgiliysen ya da yapay zekayı birazcık kullanıyorsun fakat bu yapay zekanın nereden çıktığını, hangi aşamalardan geçtiğini ya da en basitinden bu yapay zekayı nasıl yaptılar, nasıl kullanıyoruz gibi konuları merak ediyorsan bu video serisi tam sana göre. Ayrıca açıklamalar kısmına Andrei Karpatin'in video bağlantısını ekleyeceğim. Ayrıca bu videonun Türkçe dublaj halinin bağlantısını da aşağıya ekliyorum. Bu videoyu Türkçe dublaj haline getiren Sen GPT isimli Twitter hesabına buradan teşekkür ediyorum. Kendisi gerçekten büyük bir emek vererek bu videoyu Türkçe dublaj haline getirdi. Whisper AI ve diğer yapay zeka tekniklerini kullanarak Türkçeleştirdi. Şimdi büyük dil modellerine geçmeden Andrei Karpat kim? Biraz ondan bahsedelim. Andrei Karpati, Slovakyalı bir bilgisayar bilimcisi. Kendisi 2017 ve 2022 yılları arasında Tesla'da çalıştı ve Tesla içerisinde yapay zeka ve araçlarında bulunan otomatik pilot sisteminin yöneticiliğini yaptı. Şu anda OpenAI'da çalışıyor ve ChatGPT'yi geliştiren ekip içerisinde en önemli isimlerden biri. Gerçekten yapay zeka dünyasında çok önemli biri ve şu ana kadar ChatGPT'nin gelişmesinde ve ilerlemesinde çok faydaları var kendisinin. Büyük dil modelleri çok sayıda kitap, internet verileri ve diğer metinlerden öğrenen bilgisayar programlarıdır aslında. Bu programlar insanların yazdığı gibi cümleler kurup metinleri anlayabilir ve metinlere cevap yazabilir. Tıpkı ChatGPT gibi e-posta yazabilir ya da birçok işlemi yerine getirebilir. Ve bu modeller büyük veri setleri üzerinden eğitilirler ki bunun detaylarına daha sonra geleceğim. Ancak en büyük eksikliklerinden biri internetten arama yapamazlar. Kendilerine öğretilen bilgiler üzerinden hareket ederler. ChatGPT'nin ilk zamanlarını hatırlayın. İnternete bağlanamıyordu. Daha sonra Bing eklentisiyle birleştirdiler ve ayrı bir mod olarak çalıştı ve şimdi en sonunda birleştirildi. Yani ilk etapta, ilk eğitildiğinde ChatGPT internete bağlanamıyordu ve her büyük dil modeli gibi aynı sorunla karşı karşıyaydı. Bu modeller tıpkı bir insan beyni gibi çalışıyor ve insan beyninde bulunan sinir ağlarına benziyor. Ve bununla birlikte de derin öğrenme isimli bir öğrenme tekniğine sahip. Şimdi bunların detaylarına bakalım. Sinir ağ, insan beyninin çalışma şeklinden örnek alınarak oluşturulmuş, bir dizi bağlantılı düğümler veya nöronlardan oluşan bir yapay zeka tekniğidir. Bu sanal nöronlar verileri işlemekte ve bu sayede bilgisayarların öğrenmesini sağlamaktadır. Derin öğrenme ise bu sinir ağlarının daha karmaşık bir formudur ve bu sinir ağlarından oluşan çok katmanlı yapılar kullanır. Derin kısmı ise kullanılan katmanların sayısını ifade eder. Bir nevi bölümleri ifade eder. Ve bu sayı ne kadar fazla ise model o kadar karmaşık ve kapsamlı olacaktır. Yani derin öğrenme ile öğrenen bir yapay zeka modeli büyük ve kapsamlı verileri öğrenerek tıpkı insan beyni gibi öğrenir ve insan beyninin bazı işlevlerini yerine getirebilir. Şimdi ilk önce sinir ağından bahsettik. Sonra derin öğrenmeye geldik. Derin öğrenme ise bu sinir ağlarından oluşan katmanlı yapıydı. Şimdi ise derin öğrenmenin bir üst versiyonu olan ve son aşaması olan makine öğrenimini anlatmak istiyorum sizlere. Makine öğrenimi deneyim yoluyla kendi kendine öğrenen bir teknolojidir. Yani bu programlar öğrendikleri bilgiyi kullanarak yeni ve daha önce görmedikleri verilere karşı tahminlerde bulunabilirler. Örneğin içerisinde kedi olan bir dizi fotoğrafı inceleyerek hangi fotoğrafların kedileri içerdiğini öğrenebilir ve daha sonra bu bilgiyi kullanarak yeni fotoğraflarda kedileri tanıyabilir. Peki şimdi devam edelim. Makine öğrenimini anlattık. Bir bilgisayarın kendi kendine öğrenmesi, yani yapay zekanın bilgiyi kendi kendine öğrenmesi ve kendini geliştirmesiydi. Madem kendi kendine öğreniyor bu yapay zeka, insanların burada rolü ne? Birazcık da bunu anlatmak istiyorum. Burada insanlar modeli eğitmek için veri setlerini hazırlar başlangıç parametrelerini yani başlangıç kurallarını belirler ve daha sonra modelin gelişimini izler ve yönetir. Herhangi bir hata olduğunda buna müdahalede bulunur ve geri bildirim sağlayarak hataları düzeltir ve tekrar öğrenme süreci devam eder. Tabii ki şunu da belirtmek istiyorum. Bu konu çok kapsamlı ve detaylı. Bu konuları mümkün olduğu kadar basit ve dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu video serisindeki amacımız yapay zekanın genel olarak nasıl çalıştığı ve nasıl işlediği şeklinde aslında birazcık genel kültür videosu gibi olacak. Şimdi devam edelim. Özetle başlangıç kurallarını insanlar belirler, yapay zeka ise parametreleri geliştirir ve kendini düzeltir. Andrei Karpati büyük dil modelleri videosunda Meta'nın yayınlamış olduğu Lama 2.70B modelini bizlere anlattı. Lama 2.70B modeli büyük dil modellerinden birisi ve açık olarak bizlere sunuldu. Yani bu modelin nasıl eğitildiği, nasıl geliştirildi ya da hangi parametrelerin kullanıldığı şu an açık olarak bizlere sunuldu. Ve bunu herkes erişebiliyor. Meta tarafından yayınlanan bu modelde 70 milyar parametre bulunmakta. Peki parametre ne demek? Şimdi ondan bahsetmek istiyorum. Parametre, büyük dil modellerinde modelin öğrendiği ve karar verirken kullandığı kurallar ve bilgilerin sayısını ifade eder. Örneğin 70B ifadesi modelin 70 milyar kural ve farklı bilgi parçasını içerdiğini belirtir. Yani 70 milyar tane bilgi var diyebiliriz aslında. Bu kurallar ve bilgiler modelin dildeki farklılıklarını tanımasını, cümle kurmasını veya bir metni anlamasını sağlar. Bir insanın kelime dağarcığı ne kadar fazlaysa bir insan kendini o kadar rahat ifade edebilir. Dil modelleri de bu şekilde. Yani parametre ne kadar büyükse Model de o kadar karmaşık ve farklı dilleri algılayabilir. Bunun hakkında yanıtlar üretebilir. Tabii ki doğru yanıtlar üreteceği anlamına gelmez. Buna daha sonra geleceğiz. Llama modelini meta açık olarak yayınladı. Evet, bu elimizde var. Bu model hakkında gerekli tüm bilgilere sahibiz. Peki ChatGPT'nin model mimarisi nasıl? Bunun hakkında bilgi biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. OpenAI ChatGPT'nin model mimarisini hiçbir zaman açıklamadı ve özellikle GPT-4'ün model büyüklüğü hakkında tahminlerde bulunabiliyoruz sadece. Kesin olarak model büyüklüğü bilinmiyor GPT-4'ün. Şimdi Lama 270B modeline geri dönelim. Bu model ile bu model üzerinden tıpkı ChatGPT gibi sohbet etmek istersek sadece iki dosyaya ihtiyacımız var. Parametrelerin olduğu dosya ve bu dosyayı çalıştıracak 500 satırlık bir kod. Burada her bir parametre 2 byte olarak saklanır ve toplamda dosya boyutu 140 GB olarak belirlenmiş. Burada her bir parametrenin 2 byte olarak saklanmasının nedeni veri tipi olarak float16 formatının kullanılması. Düşünün ki bir bilgisayar sayıları saklamak için bir dolaba sahip. Bu dolabın içerisinde farklı büyüklüklerde kutular var. Büyük kutular var ve küçük kutular var. Büyük kutular daha fazla detay saklayabiliyor, küçük kutular ise daha az detay saklıyor. İşte buradaki küçük kutuya float16 diyebiliriz. Yani şu şekilde özetlersek bu küçük kutu bilgisayarın dolabında daha az yer kapladığı için daha fazla sayı saklayabiliriz. Büyük miktarda veriyi saklamak için en iyi yöntemlerden biri float16. Modele geri dönelim. Parametrenin yanında 500 satırlık bir kod var ve C dilinde yazılmış. Bunun nedeni C dilinin daha pratik ve kolay olması. Bu kodlar Python'da ya da diğer yazılım dillerinde de yazılabilir. Fakat C tercih edilmiş ve sadece bu iki dosya ile herhangi bir bilgisayarda tabii ki güçlü ve iyi bir bilgisayara ihtiyaç var. Alıp bu modeli çalıştırabilirsiniz. Tıpkı ChatGPT ile sohbet ettiğiniz gibi bununla sohbet edebilirsiniz. İşte bu kadar kolay bu dil modeliyle sohbet etmek ve Meta bizlere bu fırsatı sunmuş. Burada modelle konuşmak güzel. Onunla sohbet edebiliriz ya da kendi işlerimizde kullanabiliriz. Bu güzel. Bu işin kolay tarafı. Burada zor kısım ise bu parametrelerin nasıl oluşturulduğu. Yani bu modeli eğitmek için oluşturmuş olduğumuz verileri nereden aldık? Hangi kuralları koyduk? Bu veriler nasıl hazırlandı? Bu kısım yapay zeka teknolojisinde en zorlu kısımlardan biri. Metanın modeli açık olarak yayınlandığı için parametrelerin nasıl eğitildiği hakkında da detaylı bilgiye sahibiz. Şimdi şu şekilde hayal edelim. Tüm interneti düşünün. Tüm internet üzerinde yaklaşık 10 terabaytlık bir metin var ve bu metinler internet üzerinden tarama yapılarak alındı ve on binlerce, yüz binlerce web sitesinden bu veriler çekildi. Verileri çektik, aldık bilgileri ve elimizde 10 terabaytlık bir veri var. Tamam, bu bir kenarda kalsın. Şimdi işin donanım kısmına geçiyoruz ve bize güçlü bilgisayarlar lazım. Bunun için bir GPU kümesi temin etmemiz gerekiyor. Yani bir grup güçlü bilgisayar parçasının bir araya getirilip çok hızlı ve birçok işi aynı anda yapabilen güçlü bir sistem oluşturmaktır amaç burada. Burada GPU ise grafik işlemcisi anlamına gelir. Bu sistem yapay zekaların eğitilmesi için özel olarak tasarlanmış bilgisayarlardır ve ciddi derecede işlem gücü gerektirir. Bu modeli eğitmek için yaklaşık 6000 GPU'ya ihtiyacımız var. Ve bu 6000 GPU'yu 12 gün boyunca aralıksız hiç ara vermeden çalıştırmamız gerekiyor. Ve bu sürecin toplam maliyeti yaklaşık 2 milyon dolar yani Meta'nın yayınlamış olduğu böyle bir modeli ortaya çıkarmak istiyorsak yaklaşık olarak 2 milyon dolara ihtiyacımız var. Bu işlem tamamlandıktan sonra bu 10 terabaytlık veriyi sıkıştırmamız gerekiyor. Yani bunu 10 terabayt olarak sunamayı çok ciddi bir rakam. Bu sıkıştırmayı ise zip sıkıştırmasına benzetebiliriz. Teknik olarak bu bir zip sıkıştırması değildir. Çünkü zip sıkıştırmaları kayıpsız gerçekleşir ve çok çok büyük verileri sıkıştırmada çok verimli değildir açıkçası. Ve 10 terabaytlık verimizin boyutu yaklaşık 140 GB'a düşüyor bu şekilde. Bu kadar büyük veriyi sıkıştırırken veri kayıpları da oluyor. Bunlara nazik kayıplar diyorlar. Yani parametreler içerisinde bulunan bilgilerin anlam bütünlüğünü şekilsel olarak bozmadan ufak kayıplarla bu sıkıştırmayı gerçekleştiriyorlar. Tabii ki buradaki sorunlardan birisi de bu verilerin ne kadar kaybolup kaybolmadığını tam olarak tespit edilememesi. İleri seviye bir sıkıştırma teknolojisi var evet. Hangi veriler kayboluyor hangi veriler kaybolmuyor bunu tam olarak bilemiyorlar. Bu arada bu örnekte anlattığım dil modelinin boyutu 70 milyar parametre günümüz büyük dil modellerini düşündüğünde birazcık basit kalıyor. ChatGPT gibi işte Google Bart gibi Cloud gibi modellerle kıyasladığımızda bu bahsettiğim rakamları 10 ile çarpın. ChatGPT gibi devasa bir dil modeli geliştirmek istiyorsanız 100 milyon dolara yakın bir maliyet olacağı tahmin ediliyor. Peki bu bahsettiğim süreç sırasında yani eğitim sırasında sinir ağları ne yapıyor? Birazcık da bundan bahsedelim. Sinir ağları nasıl çalışıyor? Bu görseli sinir ağı olarak tasvir edersek burada renkli topların nöronlar olarak düşünelim. Aralarında bağ kurarak iletişime geçiyorlar. Bununla birlikte daha önceden belirlemiş olduğumuz parametreler ise bu sinir ağına dağılmış durumda. Şimdi görselde bulunan bu kelimeleri sinir ağına katalım ve bu kelimelerden bir tahmin yapmasını isteyelim. Sistem şu şekilde çalışıyor. Kelimeler sinir ağına katıldı. Her nöron yani renkli toplar birbirleriyle iletişim kuruyor. Her iletişim aynı değil. Tıpkı bizim beynimiz gibi. Her bir nöron diğer bir nöronla farklı bir şekilde iletişim kuruyor. Sonunda ise bu kelimelerden sonra gelecek kelimeyi tahmin etmeye çalışıyor. Bu örnekte ise %97 oranında mat kelimesi tahmin edilecek. Sinir ağ bu şekilde kelime tahmin etme üzerine çalışıyor. Yani en temel şekli burada başlıyor yapay zekanın. Kelime tahmin etmesi. Daha sonra tabii ki ilerleyen seviyelerde bu daha da karmaşıklaşacak. Ve daha da kompleks yapıları tahmin etmeye başlayacak. Bu sinir ağlarında yaşanacak temel problemler ne olabilir? Biraz bunlardan bahsedelim. Birincisi aşırı uyum model eğitim verilerinin tamamını ezberleyebilir ve genelleme yapamayabilir. Yani ileride de bahsedeceğim hayal görme denilen bir olay var. Hayal görürken birebir şekilde ezberlediği şeylerin aynısını üretebilir. Bu sinir ağlarında yaşanan problemlerden birisi. Diğer bir problem ise yetersiz uyum. Model verileri ezberleyemez ya da eksik ezberler. Bundan dolayı veriler arasında bağlantı kuramaz. Diğer bir problem ise veri setleri yetersiz olabilir ve anlam çeşitliliğinde sıkıntı yaşanabilir. Örneğin bir kelimenin 5 farklı anlamı var. Nerede en doğru şekilde kullanacağını bilemeyebilir. Bu tarz genel problemler yaşanabiliyor sinir ağlarında. Şimdi devam edelim. Temelde sinir ağları kelime tahmin etme üzerine çalışıyor. Evet basit bir olay gibi görünse de modelin eğitimi açısından çok önemli bir görev aslında. Çünkü modeli yeni bilgiler öğrenmesi konusunda zorluyor. Daha da açıklayacak olursak, parametreler içerisinde bulunan veriler modeli yeni bilgiler öğrenmesi konusunda zorluyor. Peki bu ne demek? Bunu da bir örnekle anlatalım. Bu görselde bir Wikipedia örneği var. Burada sinir ağ bir tahminde bulunacaksa, bu kişi hakkında olan bilgileri bilmek zorunda. Diyelim ki buradaki kişiyi aramak istediğimizde, yani bu kim diye sorduğumuzda, sinir ağ bu kişi hakkında temel bilgileri bilmek zorunda. Yani ne zaman öldü? ne zaman doğdu, hangi eğitimi aldı ya da hangi süreçlerden geçti gibi bilgileri öğrenmek zorunda. Parametreler yapay zekayı bunu öğrenmesi için zorluyor. Ve en sonunda dünya hakkında birçok şey öğreniyor ve öğrendikçe de bu yeni öğrendiği bilgileri parametrelere sıkıştırıyor. Şimdi bu modeli eğittikten sonra sinir ağlarını nasıl kullanacağız? İşte yapay zekaların temel olarak çalışma prensibi burada başlıyor. Önce insanlar tarafından bir kelime seçiliyor ve sinir ağına veriliyor. Sinir ağ bunu tahmin ediyor. Tahmin ettiği kelime doğruysa devam ediliyor, yanlışsa geri bildirim yoluyla tekrar ağa katılıyor ve bu süreç defalarca tekrarlanabiliyor. Ve bu bittikten sonra sinir ağa internet dökümanlarını hayal ediyor. Evet neden internet dökümanlarını hayal ediyor? Metanın yayınlamış olduğu bu modelde internet verilerinin kullanıldığını biliyoruz. Bundan dolayı parametrelerin içerisinde internet verileri olduğu için internet dökümanlarını hayal ediyor. Buradaki örnekte sol tarafta Java kodu hayali, ortada Amazon ürünü hayali, sağ tarafta ise Wikipedia hayali var. Burada Amazon ürününe bakacak olursak, burada bazı isimler ve numaralar var. Bu bilgiler A tarafından uydurulan bilgiler. Yani sinir A eğitildiği metinler üzerinden hayal ediyor. Öğrendiği bilgileri taklit ediyordu da diyebiliriz. Burada Amazon hayalinde bazı numaralar var ve muhtemelen bu numaraları uydurdu. Sinir ağa burada bu numaraların var olduğunu biliyor, şeklini biliyor, işte kaç basamaklı vesaire. Fakat içeriği tam olarak ezberleyemediği için bunu farklı sayılarla değiştiriyor. Yani o sayıları öyle muntazam bir şekilde değiştiriyor ki sanki gerçek sayılarmış gibi insanları yanılsabiliyor. İşte büyük dil modellerinin en büyük problemlerinden biri olan halüsinasyon görme olayı da bu şekilde çalışıyor. Yani doğru olmayan bilgileri hayal ettiği sırada uyduruyor ve yanlış bilgiler üretiyor. Doğru bilgi mi üretiyor yoksa yanlış bilgi mi üretiyor? Yani uyduruyor mu? Bundan hiçbir zaman geliştiriciler emin olamıyor. Çünkü eğitim sırasında yapay zekaya verilen bilgilerin yani parametrelerin ya da veri setlerinin diyelim hangilerini ezberlediğini ya da hangilerini ezberlemediğini hiçbir zaman emin olamıyoruz. Bundan dolayı büyük dil modellerinin en büyük problemlerinden birisi de bu. Bunu çözmeye çalışıyorlar. Bir dil modeli ne kadar az halüsinasyon görüyorsa yani ne kadar az bilgi uyduruyorsa o kadar iyi çalışıyor. Şu an günümüzde en az halüsinasyon gören model ise GPT-4. Ücretsiz modele göre ciddi derecede az halüsinasyon görüyor ve daha az uyduruyor. Özellikle büyük dil modelleri matematik alanında zorlanıyor. Çünkü matematikte çok fazla ihtimal var ve her şey öğretilemiyor. Ne kadar matematik verisi verirsek verelim, ne kadar öğretirsek öğretelim, Çoğu zaman matematik konusunda büyük dil modelleri çuvallıyor. Örneğin sosyal medyada gezdiğinizde farklı matematik problemlerini çözdürmeye çalışıyor insanlar. Örneğin işte bir fonksiyon sorusu ya da ileri derecede bir integral sorusunu veriyorlar, diyorlar ki yanlış çözüyor. Evet, yanlış çözmesi çok doğal. Çünkü matematik konusunda halüsinasyon görme ihtimali çok daha artıyor. Tabii ki bu zamanla gelişecektir ve düzelecektir. Büyük dil modelleri çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Makine öğrenimi ve insanların dışarıdan müdahalesi sayesinde çok daha hızlı bir şekilde gelişecektir yapay zekalar. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde daha iyi matematik problemlerini çözeceğini düşünüyorum. Daha ileri teknolojik denemelerle bu sorunların önüne geçilebilir. Evet, büyük dil modellerine giriş yaptık. Büyük dil modelleri hakkında bazı teknik bilgiler sizlere anlatmaya çalıştım. Diğer videolarda devam edeceğiz. En başta da söylemiştim. Bütün her şeyi tek videoda anlatmak istemiyorum. Çünkü çok fazla teknik konu var ve çok karışık konular. Ve bu konuları tane tane, anlaşılır bir şekilde, sizleri de sıkmadan anlatmak istiyorum açıkçası. Bu arada son dönemdeki videolarıma olan desteğiniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar geliyor. Bu güzel yorumlarınız beni gerçekten motive ediyor. Ve son olarak bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Ömer Coşkun. Kendinize iyi bakın.